Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS 2022'ye çok az bir zaman kala ne yapıyoruz? E, tahmin soru çözümleri yapıyoruz. İlk partımızı çekmiştik. Toplam 100 soruydu. Şimdi ise ikinci 100 soruyu çözüp toplamda 200 soruyla ne yapmış olacağız? Bu 200 soruluk tahmin videomuzu bitirmiş olacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeyelim. İkinci 100 soruluk videomuza başlayalım. Yukarıda verilen Türk Türk hükümdarlarından hangileri Orta Asya'daki tüm Türk boylarını bir bayrak altında toplayarak gücüne güç katmıştır diye sorduk. E, baktığımız zaman e, Asya Hun devleti hükümdarı Metehan arkadaşlar bu bir. İki, birinci Göktürk devleti hükümdarı Mukan Mukankan ve ikinci Göktürk hükümdarı Kapkan Kağan ne yapıyor? Orta Asya'daki tüm Türk boylarını bir bayrak altında toplayarak gücüne güç katmıştır değerli dostlar. Her üçü de vardır. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Metehan Asya'da. Asihun. Asya Mukan birinci 1. Göktürk. Kapkan ikinci 2. Göktürk devletinde. Geldik bir diğer sorumuza. Birazcık yaklaştıralım. 840-1212 tarihler arasında kurulan Karahanlı Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan hükümler hangisidir diye sorduk. ÖSYM bu soruyu daha sormadı. Arkadaşlar ben bu sene bekliyorum Karahanlı Devleti'nin en parlak dönemini kimin yaşattığını. Kim yaşattı? Yusuf Kadir Han yaşatmıştır. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bu sene belki çıkabilir. Daha sormadı ÖSYM. E. Neden sormadı bilmiyorum ama önemlidir. Karahanlı Devleti'nin en parlak dönemi. Geldik bir diğer sorumuza. Birazcık geri alalım şöyle. Alınamaz ünvanlı Ani'yi ele geçiren ve bunun sonucunda Abbas halifesi kayın bir Emirullah tarafından Ebul Feth, fetihlerin babası unvanı ile onurlandırılan ünlü Türk İslam hükümdarı hangisidir diye sorduk. Kimdir bu ismimiz? Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'dır. Ani ne yapıyor? Ele geçiriyor. Ee anlamaz unvanlı bir de. Ani ele geçiriyor ve Abbas halifesi tarafından Ebul Feth, fetihlerin babası unvanı ile ne yapılıyor? Onurlandırılmış oluyor Sultan Alparslan. Geldik bir diğer sorumuza. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Safeviler ile imzalanan ilk anlaşma hangi anlaşmadır? 1555 tarihinde imzalanan Amasya Anlaşması. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Safeviler ile imzaladığımız ilk anlaşmadır, önemlidir. ÖSYM bunu daha önce nerede sordu? Öğretmenlik alan bilgi sınavında sordu. Lisansa daha sormadı. Bu sene belki de size soracak arkadaşlar. Lisansa e, çıkabilir Amasya Anlaşması. Bir diğer sorumuzdayız. Lala Mustafa Paşa komutasında Kıbrıs'ın fethinin tamamlanması aşağıdaki hangi Osmanlı padişah döneminde meydana gelmiştir diye sorduk. II. Selim döneminde Lala Mustafa Paşa 1570 tarihinde Lefkoşa'yı, 1571 tarihinde Magosa'yı alarak Kıbrıs'ın fethini ne yapıyor? Tamamlamış oluyor. El cevap nedir? II. Selim olacaktır. II. Selim döneminde Kıbrıs ne oluyor? Fethedilmiş oluyor. Kim tarafından? Lala Mustafa Paşa komutasında. Bir diğer sorumuzdayız. 1606'da imzalanan nokta nokta anlaşmasıyla Avusturya Arşidikü Osmanlı padişahına denk sayılacak. Paragrafta bulunan boşluğa hangisi getirilmelidir diye sorduk. 1593-1606 Osmanlı Avusturya savaşlarına tarihte biz ne diyoruz? Uzun Türk savaşları diyoruz. E bu savaş sonucunda 1. Ahmet döneminde Zitvatorok anlaşması imzalanıyor. Ve bu anlaşma ile Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına tekrardan denk sayılmış oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde batıyı daha yakından takip etmek adına sırasıyla ilk geçici ve ilk daimi elçilikler hangi Osmanlı padişahları döneminde açılmıştır diye sorduk. Lale Devri'nde ilk geçici elçilik kimin zamanında arkadaşlar? Baktığımız zaman 3. Ahmet zamanında ilk daimi elçilikler ise 3. Selim zamanında ne yapılmıştır? Londra'da açılıyor. ilk daimi elçimiz de Yusuf Agah Efendidir. Bir diğer sorumuzdayız. Birazcık geri alalım. Yukarıdaki numaralandırılmış anlaşmalarla Sırpların bağımsızlık aşamaları verilmiştir. Buna göre Sırpların ayrıcalık, özellik, bağımsızlık kazandığı anlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır diye sorduk. Bükreş Anlaşması hatırlayınız 1812 tarihinde meydana geliyor. Ee, bununla birlikte Sırplara ne veriliyor? Ayrıcalık. Ayrıcalık verilmiş oluyor. Edirne Anlaşması 1829, 1829 Sırplara ne veriliyor? Özerklik. Özerklik verilmiş oluyor. Bakın Edirne Anlaşması ile Yunanlar bağımsız. Sırplar özerk oluyor. Bunu unutmayın. Berlin Anlaşması 1878. Ne oluyor buradan? Bağımsız olmuş oluyor. Sırasıyla ne oldu cevabımız? 1, 2 ve 3 olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osman Devleti'nde 1804 tarihinde milliyetçiliğin etkisiyle ilk isyan eden azınlık kimdir değerli dostlar? Sırplardır. Sırbistan. Baktığımız zaman Sırbistan. Ve 1829 tarihinde ilk bağımsızlık kazanan azınlık ise kim olmuştur? Daha önce bahsettik. Yunanistan olmuştur. El cevap ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Osmanlı Devleti'nde İzmir, Aydın arasında ilk demir yolu hattının döşenmesi Aşağıdaki padişahlardan hangisi dönemine aittir diye sorduk. Hangisi Sultan Abdülmecit dönemine aittir ilk demir yolu hattı. Kimi kaynaklarda İzmir Aydın, İzmir Turgutlu olarak geçiyor. Hangisi çıkarsa arkadaşlar şu an iki tane akademik kaynağa baktım. İkisinde de farklı farklı bilgiler yazıyor. İzmir Aydın da sorabilir, İzmir, İzmir Turgutlu da sorabilir. Size böyle verir hangi padişah döneminde olduğunu sorabilir cevabımız aşık oldum. oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Osman Devleti'nde eğitim alanında açılan kurumlar arasında hangisi yoktur diye sorduk. Mülkiye, e, Mektebi Mülkiye var. Galatasaray Sultanisi var. Darül Fünunu Şahane var. Sanayi Nefise Mektebi var ama duyun Umumiye yoktur. duyun Umumiye Osman Devleti'nin iç ve dış borçlarını denetleyen kurumdur. Cevap ne oldu? Beşik oldu. Yukarıda Mustafa Kemal'in okuduğu okulların sıralanması verilmiştir. Buna göre verilen bu okullardan hangilerinin yeri değiştirilirse doğru sıralanmış olur diye sorduk. Şimdi ilk önce Mahalle Mektebi arkadaşlar bunun yanına 1 yazıyorum. Daha sonra Şemsi Efendi Okulu 2 yazıyorum. Daha sonra Selanik Askeri Rüşdiyesi yanına 3 yazıyorum. Daha sonra Manasır Askeri İdaresi yanına 4 yazıyorum. Sonra Harp Okulu, daha sonra Harp Akademisi'nde ne yapılıyor? Mustafa Kemal öğretim, öğrenim, okul hayatı bitmiş oluyor. Sıralaması bu şekilde 3 ve 4 yer değiştirecek. Cevabımız değişik oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Mustafa Kemal ile aynı dönemde Harp Okulu'nda bulunan Milli Mücadele ünlü subaylar arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fethi Okyar vardır ama... İsmet İnönü yoktur arkadaşlar. İsmet İnönü Erkan'ın Harbiye Mektebi'ni birincilikle bitirip kurma yüzbaşı oluyor. E, harp okulunda değil. Bir diğer sorumuzdayız. Mustafa Kemal 11 Ocak 1905'te Harp Akademisi'nden 5. sırada mezun olup aşağıdaki hangi rütbeyle askerlik görevine başlamıştır? E, hangi rütbeyle kurma yüzbaşı olarak ne yapıyor? Mustafa Kemal askerlik görevine başlamış oluyor. Bir diğer sorumuzdayız. Lüleburgaz ve Edirne kongrelerini düzenlemiştir. Bağımsız bir Trakya Cumhuriyeti kurmayı düşünmüşlerdir. Hangi cemiyettir bu değerli dostlar? Baktığımız zaman Trakya Paşa ile cemiyetidir. Cevabımız Lüleburgaz ve Edirne kongrelerini düzenliyor ve bağımsız bir Trakya Cumhuriyeti kurmayı düşünmüşlerdir. Trakya Paşa ile. İstanbul'un işgal haberini telgrafla Mustafa Kemal'e bildiren kişi kimdir? Manastırlı Hamdi Bey'dir. Arkadaşlar unutmuyoruz. Manastırlı Hamdi Bey'i bu yönüyle. 1. İnönü Savaşı sırasında çıkan İsmet İnönü'ye bağlı düzenli ordular tarafından bastırılan isyanımızın adı, isyanın adı daha doğrusu nedir? Baktığımız zaman Çerkez Etem isyanıdır. Bakın şu bilgiyi unutmayınız. Şöyle ikiye ayıralım. Şuraya 1. İnönü. Şuraya 2. İnönü yazıyorum. Bakın 1. İnönü'nde Çerkez Etem. 2. İnönü sırasında ise Koçkiri ve Pontus, Pontus isyanları çıkıyor. ÖSM bunu AYT'de sordu. Koçgeri'yi sordu 2. Nönü Savaşı sırasında. Ama 1. Nönü Savaşı'ndaki çıkan isyanı sormadı. Cevap Çerkez Ethem isyanı. Bunu lütfen unutmayınız. ÖSM sorabilir. Bir diğer sorumuzdayız. Milli mücadele yıllarında Güney Cephesi'nde göstermiş olduğu başarılardan dolayı kendini kurtaran şehir olarak tanımlanan ilimiz hangisidir arkadaşlar? Urfa'dır. Bakın bazı kaynaklar KPSS kaynakları Maraş olduğunu söylüyor ama arkadaşlar akademik kaynaklarda kendini kurtaran şehir olarak Urfa'yı gösteriyor. Ben akademik kaynakçıyım arkadaşlar. KPSS kitapları şöyle ÖSYM yönünden beni bağlamıyor. KPSS kitapları beni bağlayan ÖSYM'dir ve akademik kaynaklardır arkadaşlar. O yüzden Urfa doğru cevap olacak. Bir diğer sorumuzdayız. 1. İnönü Savaşı'nın sonucunda 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı ile ilgili hangisi yanlıştır diye sorduk. Kahraman ordumuza ithafen yazılmıştır. Doğru. İlk bestekarı Osman Zeki Üngör değildir. Günümüzdeki bestekarı Osman Zeki Üngör'dür. İlk bestekarı ise Ali Rıfat Çağatay'dır. Ali Rıfat Çağatay'dır unutmuyoruz. Cevabımız değişik oldu. Milli, barş, e, milli Marş olduğuna dair anayasal düzenleme 1982 Anayasası ile yapılmıştır unutmuyoruz. Yarışmayı Milli Eğitim Bakanlığı düzenliyor unutmuyoruz. Yarışmaya Milli Mücadele Komutanlarından Kazım Karabekir Paşa da katılmış oluyor. Bir diğer sorumuzdayız. Kurtuluş Savaşı sonrasında yapılacak kalıcı barış için Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Barış Anlaşması'nın nerede toplanmasını talep etmiştir? Nerede? Arkadaşlar İzmir'de yapılmasını talep etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Aman yapılıyor. Musul sorunu sonucunda imzalanan 1926 tarihli Ankara Anlaşması hükmüne göre Türkiye ile Irak arasında çizilen hat hangi hattır? Baktığımız zaman hangi hat? Bürüksel hattıdır. Unutmuyoruz Bürüksel hattını. 1926 Ankara Anlaşması hükmüne göre Türkiye ile Irak arasında Bürüksel hattı çizilmiştir. Bir diğer sorumuzdayız. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması için kanun teklifini veren Meclise sunan devlet adamı Doktor Rıza Nur'dur. Unutmuyoruz. 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılması için kanun teklifini meclise sunan ise kimdir? Şey Safvet Efendi'dir. Cevabımız ne oldu? Aşık olmuş oldum. Bakın e, saltanatın kaldırılması ile ilgili hakimiyet bayramı var. Bakın bu hakimiyet bayramını öneren kişi Rauf Orbay'dır. Bu ikisini karıştırıyorsunuz. Lütfen, lütfen karıştırmayınız. Saltanatın kaldırılması teklifine Doktor Rıza Nur ve saltanatın kaldırılmasının hakimiyet bayramı olarak kutlanmasını öneren ise Rauf Orbay'dır. Bu iki bilgiyi lütfen karıştırmayınız. Geldik bir diğer sorumuza. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir gibi isimlerin yazılarını yayınladığı, Atatürk döneminde devletçiliği savunmak amacıyla çıkarılan Kemalist ideolojinin fikriyat yapısını oluşturan dergi hangi dergidir? Kadro dergisidir arkadaşlar. Cevabımız kadro dergisi olmuş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun önerisini sunarak Atatürk soyadının kullanımı hakkında yasal düzenlemenin yapılmasını sağlayan devlet adamı kimdir? İsmet İnönü'dür arkadaşlar. İsmet İnönü e, bunu ne yapıyor? Yasal düzenlemenin yapılmasını sağlamıştır e, Atatürk soyadının kullanımı hakkında. İsmet İnönü döneminin son başbakanı hangisidir diye sorduk. Daha çıkmadı ben bu soruyu bekliyorum. Hiç sorulmadı. Herhangi bir sınavda sorulmadı. Ama ben bekliyorum arkadaşlar. Belki bu sene size nasip olur. İsmet İnönü döneminin son başbakanı Şemsettin Günaltay'dır. Arkadaşlar ilk defa duyduysanız son zamanlarda notunuzu alınız. Demokrat Parti dönemi gelişmeler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Birleşmiş Milletler'e üye olma var mı? Yok. Neden? Çünkü İsmet İnönü dönemindedir. İsmet İnönü döneminde üye olduk. Cevap aşık oldum. Atatürk'ü koruma kanunu kabul ediliyor. Bağdat Paktı yapılıyor. Ottu açılıyor. Arap cezan okuma yasağı kaldırılmış oluyor. Demokrat Parti zamanında. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde aktif rol üstlemiş parti ile kurucusu eşleştirmelerine bakıldığında hangisi yanlıştır diye sorduk. Milli Selamet Partisi Tansu değildir. Arkadaşlar Necmettin Erbakan. Necmettin Erbakan tarafından kurulmuştur. Milli Selamet Partisi cevap aşık oldu. Millet Partisi'nin kurucusu Fevzi Çakmak'tır. Milli Kalkınma Partisi'nin kurucusu Nuri Demir Anavatan Partisi'nin kurucusu Turgut Özal'dır. Adalet Partisi'nin kurucusu Ragıp Gümüşpala'dır. Lütfen bunları unutmayınız. ÖSM Nuri Demir Ağa sormuştu. Daha önce KPS lisanslı Milli Kalkınma Partisi'ni diğer şıkları sormadı. Sorabilir bu sene. Geldik bir diğer sorumuza. Kaşkalı Mahmut'un Divanı Lügat -ı Türk adlı eserinde belirtildiği şekliyle At Türk'ün kanadıdır. Buna göre Türk, Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at ilk defa hangi kültürde görülmüştür diye sorduk. Hangi kültürde? Anav kültüründe görülmüştür at ilk defa. Büyük Selçuklu Devleti döneminde Melikşah'ın ölümü üzerine meydana gelen Fetret devri aşağıdaki hangi hükümdarın başa geçmesiyle sona ermiştir? Bakın bunu daha sorulmadı. KPSS lisansta Sultan Sencer başa geçince Fetret devri sona ermiştir. 1230 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında yaşanan Yası Çemen Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında bulunan hükümler kimdir? Baktığımız zaman e, Keykubat, 1. Alaaddin Keykubat baştadır. Harzem Harzemşahların başında ise Celaleddin Harzemşah bulunuyor. Osman Devleti'nde 1. Murat döneminde yaşanan gelişmeler arasında hangisi yoktur diye sorduk. 1. Murat döneminde veraset anlayışı değişiyor. Rumeli Beyler Birliği kuruluyor. Merkezi Manastır. Birinci Kosova Savaşı'nda ilk kez top kullanılıyor. İlk Osmanlı Haşi Savaşı olan Sırp Sındığı savaşı yapılıyor ama Şeyh Bedrettin isyanı 1. Mehmet döneminde meydana gelmiştir. i̇lk Rumeli Beyler Birliği de Lala Şahin Paşa'dır arkadaşlar unutmuyoruz bunu önemlidir. Veraset anlayışında da devlet hükümdar ve oğullarının e, devlet hükümdar ve oğullarınındır anlayışı getirilmiş oluyor. Bir diğer sorumuzdayız. Birazcık geri alalım. 1683-1699 tarihler arasında Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları meydana gelmiştir. Bu savaşlar sonucunda 1699 tarihinde Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda 1699 tarihinde imzalanan Karlofça Antlaşması'nda hangi devlet yer almayıp bir sene sonra 1700 İstanbul Antlaşması'nı imzalamıştır? Hangi devlet bu? Rusya. Arkadaşlar Rusya bir sene sonra 1700 İstanbul Antlaşması'nı imzalayacaktır. Hangisi 3. Ahmet dönemi ilkleri arasında yer almaz diye sorduk. Baktığımız zaman ilk ilk kez batı tarzı saatler yapılmıştır. İlk defa matbaa Osmanlı ülkesine girmiştir. İlk kez Avrupa'dan geçici elçilikler açılmıştır. İlk defa batıdan askeri uzman getirilmiştir. Yanlış. İlk defa batıdan askeri uzman 1. Mahmut döneminde getirilmiş oluyor. Conte Boneval arkadaşlar topçu ve humbaracı ocaklarını ıslah etmiştir. Fransız daha sonra Müslüman arkadaşlar oluyor. İlk kez çiçek, çiçek ayısı da 3. Ahmet döneminde uygulanıyor. İlkleri önemlidir 3. Ahmet'in. Bir diğer sorumuzdayız. Yunan isyanı desteklemek için Mora'ya giden Don Juan adlı eserinde yazarı olan İngiliz şair kimdir? Lord Byron'dır. Lord Byron arkadaşlar Don Juan adlı eseri vardır. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk ve son toprak parçaları sırasıyla hangisine doğru olarak verilmiştir? İlk kez 1830 tarihinde Cezayir elimizden çıkıyor, işgal ediliyor Fransız tarafından. Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz son toprak parçası ise 1912 Uşi Anlaşması ile birlikte Trablusgarp'tır. Cevabımız Cezayir ve Trablusgarp olmuş oldu. Osman Devleti Mehmet Ali Paşa'ya karşı güvence oluşturmak ve İngiltere ile Fransa'ya güvenmediği için Rusya ile 1833 yılında imzaladığı anlaşma hangi anlaşmadır? Hünkâr İskelesi anlaşmasıdır. Anlaşmasıdır. Cevabımız ne oldu? E olmuş oldu. Bu anlaşma ile Osmanlı Boğazlar'da son kez tek başına karar vermiştir ayrıca. Yurt dışına çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır'a seyahat eden ilk padişahtır. Kimdir bu ismimiz? Hangi padişahımız? Sultan Abdülaziz arkadaşlar. Cevabımız oldu. Yurt dışına çıkan ilk Osmanlı padişahıdır kendisi. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır? İngiltere'den arkadaşlar. 1853 56 Kırım Harbi. Yani Osmanlı Rus Savaşı sırasında ilk defa dış borç alıyoruz. Kimden alıyoruz? İngiltere'den alıyoruz. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyip iz bırakan şeyler arasında hangisi yoktur, yer almaz diye sorduk. Baktığımız zaman Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya var ama İzmir yoktur. Cevabımız İzmir oldu. Birinci Balkan Savaşı sonucu büyük devletlerin ara neticesinde yapılan nokta nokta anlaşmasıyla Osman Devleti Midye Enes hattının batısında kalan topraklarını kaybetti. Verilen boşluğa ne gelmelidir diye sorduk. Ne gelmeli? Londra Anlaşması gelmeli. Birinci Balkan Savaşı sonucunda Londra Anlaşması imzalanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na kanal cephesini komuta eden kişi kimdir değerli dostlar? Cemal Paşa'dır. Cemal Paşa daha çıkmadı sınavda. Kanal cephesini komuta ediyor. İzmir'in işgalini ve katliamları protesto etmek için ülkenin her yerinde mitingler yapılmıştır. Bu mitinglerin en önemlerinden bir tanesi de Sultanahmet mitingidir. Hangisi Sultanahmet mitinginde konuşma yapmamıştır diye sorduk. Ee, baktığımız zaman arkadaşlar Nakiye Hanım, Halide Edip adı var, Mehmet Emin Yurtakul ve Selim Sırrı Tarcan konuşma yapmıştır ama Saime Hanım Sultanahmet mitinginde değil Kadıköy. Kadıköy mitinginde ne yapmıştır? Konuşma yapmıştır. Mustafa Kemal'in milli mücadele yıllarında katıldığı son kongre hangi kongredir? Biz bunu ne diye kodluyorduk? hesap diye kodluyorduk. H harfini atıyorduk. Sırasıyla Erzurum, Sivas, Afyon, Pozantı. En son hangisiymiş? Pozantıymış. Cevabımız Pozantı oldu. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantısı en yaşlı üye sıfatıyla nokta nokta milletvekili nokta nokta başkanında yapılmıştır. Ee, baktığımız zaman Sinop Milletvekili Şerif Bey tarafından yapılmıştır. Değerli dostlar. Bir diğer sorumuzdayız. Milli mücadeleyi destekleyen yayın organları arasında hangisi yoktur diye sorduk. Öğüt, Albayrak, Açık Söz, İstiklal, Alemler, Alemler yoktur. Alemdar karşıtıdır milli mücadele. Sevr Anlaşması'nın maddelerinin çok ağır şartlar taşıdığını ileri sürerek imzalanmasına karşı çıkan Saltanat Şurası üyesi devlet adamı kimdir diye sorduk. Kimdir bu ismimiz? Topçu Feriki Rıza Paşa'dır arkadaşlar. Karşı çıkıyor. Saltanat Şurası üyesi. İngiltere'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak işgal ettiği ilk yer hangisi olmuştur? Musul olmuştur. Cevabımız C şıkkı Musul oldu. İngiltere tarafından işgal edileni de unutmuyoruz. Bir diğer sorumuzdayız. Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında imzalanan Moskova Antlaşması'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden devlet adamı kimdir? Ali Fuat Cebesoy'dur. Arkadaşlar unutmuyoruz. Baktığımız zaman Moskova Antlaşması'nda Ali Fuat Cebesoy, Bekir Sami ve Rıza Nur katılıyor. Anlaşmayı imzalayan Ali Fuat Cevesoy'dur arkadaşlar. MEP kitabında ise sadece Ali Fuat Cevesoy alıyor. Bekir Sami Bey ve Doktor Rıza Nur'u almıyor ama akademik kaynaklar bunları alıyor. Ama imzalayan Ali Fuat Cevesoy. Ozan Barış Konferansı'nın gözlemci devleti kimdir? Amerika'dır arkadaşlar gözlemci devleti. Hangisi istiklal mahkemelerinde görülen davalar arasında yer almaz diye sorduk. İstiklal mahkemeleri 1920, 27 yıllar arasındadır. Baktığımız zaman. Arkadaşlar. İzmir suikast olayı, Şeyh Said isyanı, Mustafa Sagir olayı, Şer isyanında da var bunlar. Ama Menemen olayına bakan istiklal mahkemeleri değil, divanı harp mahkemeleridir. Harp mahkemesi. Mahkemesi bakmıştır. Geldik bir diğer sorumuza. Mustafa Kemal Atatürk, Sinan'ın heykelini yapınız sözleriyle. Aşağıdaki kurumlardan hangisinde Mimar Sinan'ın heykelinin yapılmasını istemiştir? Nereden? Türk Tarih Kurumu'ndan istemiştir bunu. Bir diğer sorumuzdayız. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de Dışişleri Bakanı yapmış kişiler arasında hangisi bulunmaktadır diye sorduk. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de Dışişleri Bakanı görevini yapan Numan Menemencoğlu, Şükrü Saraçoğlu, Hasan Saka. Arkadaşlar yapmıştır her üçü de. İsmet İnönü döneminin ilk Dışişleri Bakanı kimdir? Kimdir arkadaşlar? Şükrü Saraçoğlu'dur. Unutmuyoruz. İlk Dışişleri Bakanı'dır. Daha sorulmadı sorulabilir. Önemli. Kore Savaşı sonucu imzalanan aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle 38. enlem sınır olarak kabul edilmiştir? Hangi anlaşma? Pon Mun anlaşması ile birlikte Kore Savaşı sonucunda 38. enlem sınır olarak ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir. Bir diğer sorumuzdayız. İlk olarak Avrasya'da görülen Türkleri araştıran bilim insanları bu kadim milletin adını en eski tarihi kaynaklarda aramıştır. Türk adına gerek kaynaklarda gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir. Eşleştirmeden hangisi yanlıştır diye sorduk. Çin kaynakları Miğfer doğru, Kaşkalı Mahmut olgunluk çağı, Vanberi'ye göre Türemek, Siyah Gökalp'e göre Kanun nizam sahibidir. Ama İran kaynaklarında güç kuvvet olarak geçmiyor arkadaşlar. Güzel insan... Yazalım buraya. Güzel insan olarak geçiyor İran kaynaklarında. Cevabımız eşik oldu. Diğer eşleştirmeler doğrudur. Bütün hastalıkların ücretsiz olarak tedavi edildiği, Maristan denilen yapıların ilk örneklerini veren Türk İslam devleti Tolunlularıdır arkadaşlar. Mısır'da kurulmuş olan ilk Türk İslam devletidir Tolun oğulları ayrıca. Maristan'da unutmuyoruz. 935-969 sayılar arasında hüküm süren Muhammed bin Togaş tarafından kurulan ve kutsal topraklara sahip olan ilk Türk İslam Devleti olma özelliği gösteren Türk İslam Devleti hangisidir? Ee, arkadaşlar Mısır'da kurulmuş ikinci Türk İslam Devleti'dir. İşidiler, diğer adıyla Akşitler cevabımız oldu. Unutmayın kutsal topraklara sahip olan ilk Türk İslam Devleti'dir. Osman Devleti'nde 1402 Ankara Savaşı'nın ardından taht kavgaları yaşanmış ve 11 yıllık Fetret Devri başlamıştır. Buna göre şehzadeler arasında yaşanan bu taht kavgaları arasında hangisi yoktur diye sorduk. Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi, Musa Çelebi var ama Musa Çelebi yoktur değerli dostlar. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Timur tarafından esir alındı biliyorsunuz ki. Osmanlı Devleti'nde şartlar ileri sürerek sadrazam olan tek devlet adamı kimdir? Baktığımız zaman Köprülü Mehmet Paşa'dır. Şartlar ileri sürerek sadrazam olmuştur. Duraklama döneminde yükselme dönemini yaşatıyor Osmanlı. 18. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat ile padişah eşleştirmeden hangisi yanlıştır diye sorduk. 3. Ahmet döneminde tutumbacılar ocağı kurulmuştur. Doğru. 1. Mahmut döneminde ordu bölük tabur alay esasına göre yapılandırılmıştır. Doğru. 1. Abdülhamit döneminde Riyazi Mektebi açılmıştır. Doğru. 3. Mustafa döneminde meşveret meclisi kurulmuş mudur? Hayır. Kurulmamıştır. Meşveret meclisi 3. Selim döneminde kurulmuştur. 3. Selim döneminde ilk devlet matbaası da kuruluyor ayrıca. Bir diğer sorumuzdayız. Osman Devleti Mısır sorununda İngiltere'nin desteğini alabilmek için imzalamış olduğu ve ayrıca Osman Devleti'nin Avrupa'nın açık pazarı haline gelmesine sebep olduğu anlaşma hangi anlaşmadır? Balta Limanı ticaret anlaşmasıdır değerli dostlar İngiltere ile imzalıyoruz 2. Mahmut döneminde Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletlere bakıldığında hangisi diğerlerinden daha sonra bağımsız olmuştur diye sorduk Sırbistan, Karadağ ve Romanya 1878 1878 hangi anlaşma Berlin anlaşması Yunanistan 1829 Edirne anlaşması Bulgaristan 1908 2. Meşrutiyet döneminde arkadaşlar bağımsız olmuştur. Baktığımız zaman hangisi diğerlerinden sonra? Bulgaristan diyelerinden sonra. Bir diğer sorumuzdayız. Boğazlar'ın ilk defa uluslararası bir statü kazandığı ve Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkının ilk kez kısıtlandığı anlaşma hangi anlaşmadır? Londra Boğazlar Sözleşmesi'dir arkadaşlar unutmuyoruz. Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar ilk defa uluslararası bir statü kazanıyor ve Osmanlı ilk kez egemenlik hakkını kısıtlanıyor Londra Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte. Osmanlı Devleti'nde kanunların maksat ve hükümlerini ayrıntılarla ilgili meseleleri açıklığa kavuşturmak, hükümlerin uygulanışını göstermek, mahkemelere ait kanunları ve yargı kararlarını yayınlamak amacıyla Abdülaziz döneminde 1873 yılında çıkarılan yayın organı Geri değe me hakimdir. Hakimden aklınıza gelsin arkadaşlar. Hakim bakın. Hakim, mahkeme, yargı aklınıza buradan gelsin. Ve aziz zamanda olduğunu da unutmayın. Osmanlı padişahlarının şahsi gelir ve giderlerini idare eden teşkilat hangi teşkilattır? Hazine-i Hassa diyoruz biz buna. Osmanlı padişahlarının şahsi gelir ve giderlerini idare eden teşkilat Hazine-i Hassadır. Askerlik görevinin yanı sıra siyasi faaliyetlerine sürdüren Mustafa Kemal vatan ve hürriyet cemiyetini hangi yerde kurmuştur, nerede kuruyor? Baktığımız zaman Şam'da. Arkadaşlar Şam'da kurmuştur Mustafa Kemal vatan ve hürriyet cemiyetini. Osman Devleti karşısında büyük başarı kazanan Balkan Devletleri toprak paylaşımı konusunda birbirleri, birbirleriyle anlaşamadılar. Buna göre Bulgaristan'a karşı diğer Balkan devletleri tarafından kurulan ittifaktan faydalanan Osmanlı Devleti saldırıya geçerek hangi yerleri düşme, düşman işgalinden kurtarmıştır diye sorduk. Nereyi? Kırklareli ve Edirne'yi düşman işgalinden kurtarıyoruz. Doğu Trakya'yı yani değerli dostlar. Bir diğer sorumuzdayız. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı başarılı bir şekilde mücadele edip Muş ve Bittisi düşman işgalinden kurtardığı cephe hangi cephedir? Baktığımız zaman Kafkas cephesinde e, ne yapıyor Mustafa Kemal kurtarıyor burayı ve Altın Kılıç. Altın Kılıç madalyası madalyası verilmiş oluyor Mustafa Kemal'e. Çünkü yazamadık. Altın Kılıç madalyası verilmiş oluyor. Unutmuyoruz. Muş ve Bitlis'i kurtarıyor Kafkas cephesinde Mustafa Kemal. Bir diğer sorumuzdayız. Yukarıdaki yaralı cemiyetlerden hangileri merkezi İstanbul olmak üzere kurulmuştur? Diye sorduk. E, map kitabında belirtiliyor arkadaşlar bunlar. E, önemli olabilir. E, Kilikyalar Çukurova, Çukurova olduğunu biliyorsunuz ama merkezi İstanbul'dur. Milli Kongre merkezi İstanbul'dur. Şark Vilayetleri Cemiyeti merkezi İstanbul'dur. Değerli dostlar. E, bu üçünün de merkezi İstanbul olduğunu lütfen unutmayınız. Mustafa Kemal'in Milli Mücadele Yılları'nda katıldığı kongreler arasında hangisi yoktur? Biz daha önce bahsetmiştik. Hesap diye kodluyorduk arkadaşlar hesap. H hey harfini atıyorduk. Sırasıyla Erzurum, Sivas, Afyon, Pozantı. Son Pozantı ilk Erzurum'dur. Balıkesir'e katılmıyor Mustafa Kemal. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi camide kılınan cuma namazından sonra dualar eşliğinde açılmıştır? Nerede? Arkadaşlar Hacı Bayram Veli Camii Ankara'da yer alıyor. Hacı Bayram Veli Camii unutmuyoruz. Daha sorulmadı. Bu sene sorulabilir. Milli mücadelenin kadın kahramanları arasında hangisi yer almaz? Tayyar Rahmiye Halid Edip Gördesi Makbule Şerife Bacı var ama Nene Hatun 93 harbindedir. 93 harbinde görev almıştır. Bir diğer sorumuzdayız. Reşet Halis Rıza Tevfik Hadi Paşa. Sevr Anlaşması'nı Osmanlı Devleti adına yukarıdaki devlet adamlarından hangileri imzalamıştır diye sorduk. Hangileri? Her üçü de imzalamıştır arkadaşlar. Ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunları vatan ilan etmiştir. Reşet Halis, Rıza Tevfik ve Hadi Paşa'yı. Cevabımız eşik oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Kuvay Milli Birlikleri ile yapılan başarılı mücadelelerden sonra Antep, Gazi, Maraş, Kahraman, Urfa, Şanlı ünvanları veriliyor biliyorsunuz ki. Verilen ünvanlardan hangileri 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde verilmiştir diye sorduk. Birinci evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminin tarih aralığı neydi? 1920-23'tü. Antepe Gazi ünvanı 1921. Araşa Kahraman ünvanı 1973. Urfa Yaşanlı ünvanı 1984. Arkadaşlar hangisi? Baktığımız zaman yalnız bir Antepe Gazi Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde verilmiştir. Bir diğer sorumuzdayız. Mustafa Kemal siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus yani kör talihinde yendiniz sözünü hangi savaştan sonra söylüyor? İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra söylemiştir Mustafa Kemal. Ozan Konferansı'na İsmet Paşa'nın katılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa eden devlet adamı kim olmuştur? Yusuf Kemal Tengirşenk olmuştur. Gönüllü olarak istifa ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün benim gazetem dediği gazete hangisiydi? Hakimiyetin Milliye Gazetesi'ydi. Benim ilim dediği il ise hangi ildir arkadaşlar? Yalova ilidir. Cevabımız ne oldu? Değişikliği olmuş oldu. Bakın birçok KPSS e, konu anlatımlı kitaplarda iradeyi milliye olarak alıyorlar benim gazetemi. Yanlış arkadaşlar. Akademik kaynaklarda ben bunu Instagram'da paylaştım hepsini. Bütün makaleleri açık öğretim fakültesi kitabını bakın onların hepsini akademisyenler yazıyor. Akademisyenler hakimiyeti milliye diyor benim gazetem dediği gazete. Bakın mesela şöyle örnek verelim. Bütün KPSS kitapları ne diyordu? Haliçli kıyı tipi yok diyordu. E, akademik kaynakta var diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Neyi baz alacağız? Akademik kaynağı baz alacağız. O yüzden e, KPSS kitaplarında böyle ikilemde olan konularda kimi örnek alın? Akademik kaynakları arkadaşlar baz alın. Benden size tavsiye. Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal Paşa'nın bu mesele din değil dil meselesidir dediği olay hangi olaydır? Baktığımız zaman Bursa olayı arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkçe ezan okunması olayıdır. Ezanı. İsmet İnönü dönemi gelişmeleri arasında hangisi yoktur? Yer almaz diye sorduk. Milli Koruma Kanunu kabul ediliyor. Hatay Anavatan'a katılıyor. Köy enstitüleri açılıyor. Bağlık vergisi kabul ediliyor. NATO'ya üye olunması ne zamandır? Demokrat Demokrat Parti zamanında olmuştur. Bir diğer sorumuzdayız. Demokrat Parti döneminde kurulan bankalar arasında hangisi yer almaz? Hangisi yoktur? Vakıf Bank, Denizcilik, Şeker Bank, Pamuk Bank var ama Sanayi Maden Bankası arkadaşlar Atatürk döneminde kuruluyor. Bir diğer sorumuzdayız. Türk ordusunun dünya barışını sağlamak adına asker gönderdiği ülkeler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Kore, Somali, Afganistan, Kosova vardır. Bunlara ek olarak arkadaşlar sayalım tekrar. Kore, Somali, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Afganistan, Lübnan, Makedonya, Sudan, Kongo, Libya, Suriye. Bunlara gönderiyoruz ama Pakistan'a göndermiyoruz asker. Pakistan'a Kızılay yardımı gönderiliyordu ama. Geldik bir diğer sorumuza. Eski Türk toplumunda görülen oğuş, aile, uruk, aileler birliği, boy, ok, budun, millet ve il devlet gibi kavramlar hangisinin değişmez ilkelerindendir diye sorduk. Hangisinin sosyal yapının değişmez ilkelerindendir bu arkadaşlar kavramlar. 963-1187 yıllar arasında hüküm süren Samanelerin Türk hükümdalarından Alp Tigin tarafından kurulan kullar tarafından Hüsremili'nin esir edilmesiyle 1187 tarihinde yıkılan Türk İslam devleti hangi devlettir? Gaznelilerdir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Gazneliler önemli. Alptekin tarafından kuruluyor. Kullar tarafından yıkılıyor. Hüsrev Melik esir alınıyor. En parlak zamanla Gazneli Mahmut zamanda. Hindistan'a da seferler düzenliyordu. Birden fazla. 17 sefer. Geldik bir diğer sorumuza. Kaşkalı Mahmut Divanı Lugatü Türk adlı eseri kime sunmuştur diye sorduk. Kime sunuyor? Abbasi halifesi El Muktedi Billah'a sunuyor. Değerli dostlar cevabımız değişik oldu. Halife tarafından Yadır-ı Meyas'tan Sultan Hanlikli verilmesi Hangi savaşın sonucunda meydana gelmiştir? Sultan iklimi Rum. Rum Anadolu. Tersen okuyun. Anadolu ikliminin sultanıdır. Arkadaşlar Anadolu'nun sultanı yani. E, hangi savaştan sonra? Nibolu savaşından sonra verilmiştir bu unvan. Hotin seferi sonucunda disiplinsiz davranışları nedeniyle Yeniçeri ocağını kaldırmak isteyip daha sonra isyan eden Yeniçerilerce öldürülen Osmanlı padişahı kimdir? Genç Osman. Diğer adıyla 2. Osman'dır. İkinci Osman öldürülüyor, katlediliyor. İdikule zindanlarına arkadaşlar atılıyor. Ee, i̇nanılmaz bir dram arkadaşlar. Ee, hayatınızı, hayatını okumanızı tavsiye ederim. İkinci Osman'ın gerçekten insan e, duygulanıyor okuyunca. Geldik bir diğer sorumuza. Osman Devleti'nin ilk daimi elçiliği Londra'ya açılmıştır. Buna göre Osmanlı'nın ilk daimi elçisi kimdir? Yusuf Agah Efendi'dir arkadaşlar unutmuyoruz. Londra'ya açılıyor. ilk daimi elçi. Elçilik. Aşağıdaki verilen hangi savaştan önce? Hangi savaştan önce? Rusya, İngiltere'yi Osmanlı'yı parçalama önerisinde bulunmuş ve hasta adam tabirini kullanmıştır. Hangi savaştan önce? Arkadaşlar baktığımız zaman Kırım Savaşı'ndan önce. Çar 1. Nikola e, ne diyor? E, arkadaşlar Osmanlı'yı artık Osmanlı hasta adam gelin bunu parçalayalım birlikte paylaşalım diyor. Kim, Çar, Birinci Nikola. Belki ismi sorulabilir. Birinci Nikola'nın. Bir diğer sorumuzdayız. Osman Devleti'nin donanması tarihte birçok kez yakılmıştır. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi diğerlerinden daha sonra yakılmıştır? Bakın, yakılan donanmaları bileceğiz ve bir de tarihlerini bileceğiz. Mecbur. Arkadaşlar. Şimdi, biz bunu ne diye kodluyorduk? Tarihleri bilmenize gerek yok. İçiniz diye kodluyorduk. Arkadaşlar baktığımız zaman i harfini atıyorduk. i baktı İlk sırada inebahtı. Tarihi 1571. Ç çeşme arkadaşlar. Tarihi ne zaman? 1770. N navarin. Tarihi 1827. S sinop. Tarihi 1853. Şimdi tarihlerini bilmeseniz de olur. arkadaşlar. Bunu içinizde kodlayın. Son hangisi var? S harfi. S de sinop arkadaşlar baktığımız zaman cevabımız da sinop olmuş oldu. Veyahut şöyle bir soru da sorabilir. Hangisi yakılan yerlerden değildir? Cevap Ebu Kır olur. Bakın dördü var. Dört tane şık ÖSM sorar. Dörtlü şıkka bayılıyor. Geldik bir diğer sorumuza. 93 Harbi sırasında Balkanlardaki şıpka geçicinde Rusları belli bir süre durduran ve tarihi şıpka kahramanı olarak geçen devlet adamı kimdir? Süleyman Hüsnü Paşa. Bu da daha sorulmadı. Niye sorulmadı bilmiyorum ama önemli bir isim Süleyman Hüsnü Paşa. Şıpka kahramanı olduğunu unutmayınız. Osman Devleti'nde ordunun giderlerinin karşılanması için oluşturulan Mansure Hazinesi hangi birim için kurulmuştur? Mansure Hazinesi Asakir-i mansure Muhammediye ordusu için kurulmuştur Mansure Hazinesi. Değerli dostlar 2. Mahmut döneminde. Veli, Sofu, anılan Osmanlı padişahı kimdir? 2. Beyazıt'tır. Mustafa Kemal'in idadi sıralarından başlayarak en çok okuduğu ve etkilendiği Türk yazar ve düşünürler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Ziya Gökalp'in milliyetçilik, Namık Kemal'in vatanseverlik, Tevfik Fikret'in inkılapçılık, Mehmet Emin Yurdakul'un ise milliyetçilik Düşün, düşüncelerinden, fikirlerinden etkilemiştir Mustafa Kemal. Ama Mehmet Akif Ersoy yoktur bunların arasında. Cevabımız ne oldu? Değişik oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Birinci Balkan Savaşı ve İkinci Balkan Savaşı sonucu sırasıyla hangi anlaşmalar imzalanmıştır? Arkadaşlar, baktığımız zaman genel manada. Çünkü İkinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı birçok devletle de imzalıyor. Biz bunu genel manada soruyoruz arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda Londra, Londra. İkinci Balkan Savaşı sonucunda ise Bükreş anlaşması imzalanıyor. Cevabımız ne oldu? Değişiklik olmuş oldu. 1. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında savaşa girmemizde etkili olan Osmanlı devlet adamı kim olmuştur? Enver Paşa arkadaşlar olmuştur. Geldik bir diğer sorumuza. Birazcık uzun olacak. Önce bir okuyalım sorumuzu. Milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Milli mücadelenin amacı, gerekçesi, yöntemi açıklamıştır. İhtilal beyannamesi özelliği taşır. Ali Fuat Cebesoy mukaddes ittifak olarak tabir etmiştir. Önemli bakın. Bunu ilk defa duymuş olabilirsiniz. Mukaddes ittifak. Hangi arkadaşlar? Hangisi olacak cevap? Amasya genelgesi olmuş olacak. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunlar arasında hangisi yoktur? Anan vergisi var. Hayaneti Vataniye, Meni Müskirat, Başkomutanlık var ama Takrir-i Kanunu 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde çıkarılmıştır. İsmet İnönü tarafından. Şehzade İsyanı'nın bastırması için. Servanlaşmasının konular arasında hangisi yoktur diye sorduk. Boğazlar, sınırlar, azınlıklar, İstanbul var ama ne yok? Ticaret yok arkadaşlar. Yunanların kaynaklarında taarruzu keşif olarak adlandırdıkları savaş hangi savaştır? Birinci İnönü Savaştır. Değerli dostlar. Geldik son sorumuza. 200. sorumuza geldik arkadaşlar. Baktığımız zaman Trakya Yüksek Komiseri olarak atanan Mustafa Kemal Paşa tarafından Doğu Trakya ve İstanbul'u teslim alma görevi hangi devlet adamına verilmiştir? Arkadaşlar Refet Bele'ye verilmiştir. Ee, unutmayınız. Evet, Doğu Trakya ve İstanbul'u teslim alma görevi Refet Bele'ye verilmiş oluyor. Trakya Yüksek Komiseri olarak atanmıştır. Ee, Refet Bele. Evet. Bu sorumuza birlikte toplamda 200 soruyu sizlerle birlikte çözmüş olduk. İnşallah buralardan sorular gelir. Değerli arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Evet. Baktığımız zaman dönem boyunca çok yol kat ettik sizlerle birlikte tarih adına güncel bilgiler adına coğrafya vatandaşlık arkadaşlar hepsinde sizlere yardımcı olmaya çalıştım umarım başarırsanız arkadaşlar umarım başarılı olursunuz Allah'tan tek dileğim Allah sizin kalbinize göre versin arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun değerli dostlar. Sınava kadar çözmeye devam edeceğiz. Bu arada e, videolarımız gelmeye devam edecek. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Diyelim ve videomuzda burada sonlandıralım. E, kendinize çok çok iyi bakın tekrardan.